Önceki dersimizde stok fotoğrafları, web fontu anlattık. Fontumuzu Photoshop'umuza yükledik bilgisayarımıza. Ve şimdi arka planı hemen yerleştirelim. Şimdi demiştik daha önce bizim imaj size'ımıza baktığımızda 1002'ymiş. Tabi buradaki ölçü muhtemelen şu arkadaki paydan dolayı 978 demiştik biz ama şuradaki alanlar var herhalde fazladan bakalım. Evet, 12 piksel burada. Buraya bakalım. 13 piksel, 12 piksel de burada. 12, 12, 24. 12, 12, 24. Şöyle hesap makinesini açarsak 978 artı 24. Evet, 1002 oradan geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Biz bu genişliği artık oluşturduk. Zaten burada kılavuz sayımız da var. İmajdan Canvas kısmına geliyorum. Bakın burada dikkat edin. Image size değil, Canvas kısmına geliyorum. Yani bizim bu gördüğümüz çalışma alanı kısmına. Burada bu ortada kalabilir. Zaten sadece genişliği değiştireceğiz. Buradan göreceli olarak yani bizim kendimiz değer vererek bunu artırabiliriz. Bu ne olabilir mesela? Eğer en yüksek çözünürlük için bir arka plan yapıyorsanız mesela 1920'ye 1080 mesela buraya 1920 bile yapabiliriz arkadaşlar geniş olarak. Şimdi bu kafanızı karıştıracak gibi gelebilir ama karıştırmasın. Okey dediğimde bakın artık bizim arka planımız böyle oluştu. Şimdi şu arka planı bir daha ben beyazla doldurayım. Pardon, dolduramadık. Şöyle tekrar tıklıyorum. Kilitli olduğu için, renk kilidi olduğu için. Şuna tıklıyorum ve bu arada beyaz tuşu nasıl yaptım hızlıca? Alttaki renk beyaz olduğu için kontrol tuşuyla, eğer alt tuşuyla yaparsam backspace'e üstteki rengi dolduracak. Kontrol ile bastığımda alttaki rengi dolduruyor. Şimdi bu beyaz alan en yüksek çözünürlük için bu sitede yani şuradaki alanda bizim en düşük yani 1024'teki çözünürlükteki gözükecek alan. Eğer daha büyük çözünürlükler varsa işte böyle kademe kademe buradaki alanları görecek. Çünkü şu anda 1920'ye 1080 çözünürlüğü olan monitörler de var. Onlar bu siteyi aynen burada olduğu gibi görecek arkadaşlar. Şimdi buraya bir arka plan bulacağız. Ben daha önce bir tane arka plan bulmuştum o anlattığım sitelerden. Şöyle bir şey göstereyim. Bunu oraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Değiştireceğim yani sonuçta aynısını yapmak zorunda değiliz. File kısmına geliyorum. Place'ten o resmi masa üstünden place ediyorum. Dokümana yükledim. Şu anda nereye yüklendiği ve nasıl olduğunu hiç önemi yok. Bunu Shift ve Alt tuşuyla bakın hiç okey demeden büyütebilirim. Pardon, kontrole basmadan şu yan taraflarındaki işaret çıktığında bakın geldiğimde resmi Shift'e basarak şöyle ters çevirdim. Bunu böyle de kullanabiliriz. Şöyle de yapabiliriz aslında. Bakalım evet şöyle yapacağım ben. Tamam böyle kalsın. Aşağıya doğru olsun. Küçültüyorum. Resmi bakın biraz yukarı doğru çekiyorum ve bu resmi Shift ve Alt'la büyütüyorum. Dilerseniz bakın şöyle bırakabilirsiniz istiyorsanız. Bir arka plan da oluşturabiliriz veya şöyle biraz daha yukarı doğru çekerek bakalım. Evet, fena değil. Şöyle baktığımızda evet, güzel bir arka plan oldu diye düşünüyorum ben. Şimdi bu resmi beyaz yaptığımızda daha hoş duracak bence. Belki çok tam beyaz değil de şöyle. Evet, Ctrl H ile baktığımızda tasarımımıza. Ctrl 0 ile tasarımı ekrana fitliyoruz. Ctrl 1 ile %100 yani ekran çözünürlüğündeki kısmına bakıyoruz. Şimdi burada yapabileceğimiz şu var. Bunu Ctrl T ile yana doğru biraz uzatıyorum ben. Şöyle. Bu tarafını da uzatıyorum. Çok bozuldu mu? Bozulmadı. Bence güzel oldu böyle. Evet, okey diyorum. Ve şimdi arka planımızı oluşturduk. Bence fena olmadı. Yani diğerine göre hemen hemen belki de diğerinden daha güzel oldu diyebiliriz yani. Zaten bu iş biraz göreceli bir kavram. Sürekli değişebilir. Her zaman bir sonra yaptığınız daha iyi olabilir. Çünkü hatalarınızı da görmüş oluyorsunuz. Şimdi arka plan beyaz kalsın. Genelde bu tip sitelerde beyaz. Belki üst tarafı biraz daha yukarı doğru. Şöyle. Evet. Fena olmadı. Böyle güzel oldu. Şimdi şuna tıklıyorum. Buna Rounded Rectangle tuluyor. Buna ben hemen isimleri de verelim hızlıca. Content BG diyorum. BG background kısmı. Bunu hala shape'te bırakıyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Sağ tıklıyorum. Blending option'a geliyorum ve buna Drop Shadow'u
veriyorum. Drop Shadow verdiğimde burada Use Global Light'ı kaldırıyorum ve bunu 90'a çekiyorum. Tam dik bir şekilde olacak. Buradan Distance değerini 0 yapıyorum. Size değerini bakın artırıyorum. Etrafında bir hare oluştu. Yani hare dedim, gölge oluşturduk. Buradaki gölgenin değerini de 75 dedi mesela, 25 gibi bir değer yapıyorum. Genelde bakın burada opacity değerini düşürerek kullandığınızda daha yumuşak, daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. 32'yi de 30 yapalım. Evet, yani biraz daha alanımız, yani geniş ekranda belli olsun diye yapıyoruz bunu. Şöyle baktığımızda, evet, düşürebilirsiniz istiyorsanız biraz daha buradaki opacity değerini. Fazla geldiyse gözünüze. Mesela 15 yapalım. Bakalım. Evet. 15 de fena değil bence. Evet, 15 de güzel. Dersimizde bence burada sonlandıralım. Başka şu anda buna bir şey yapmayacağız. Arka planımızı oluşturduk. Content BG'mizi oluşturduk. Bunu da isterseniz şunun üstüne atarak şöyle arka plan şeklinde bunları kaydedebiliriz. İkisi birden Ctrl G ile grupluyorum. Buna background, background diyorum ve bunu kilitleyebilirsiniz artık arkadaşlar. Bunları hareket ettirmeyeceğiz çünkü. Artık arka planımız oluşturmuş olduk. Şu an için tabii, daha sonra değişiklik yapabiliriz. Buraya da şimdi navigasyonu yapacağız. Bunu da Ctrl G ile grupluyorum. Grubun ismini de Now Navigasyon yapıyorum. Evet, navigasyon. Baş harflerini büyük yapalım. Öyle gidelim sıra hiyerarşik olarak. Şimdi bunun içine bu isimlerimizi yazacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Önce bir dokümanımızı kaydedelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.